Her devir ve döneminde Allah'ın gönderdiği peygamberlerin en büyük derdi, kavimlerine Allah'ı anlatmak ve tanıtmak, mükellef oldukları dini tebliğ etmek, insanların imanlarını kurtarıp onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmak olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gece gündüz bütün ömrünü insanlığın hidayete ermesini sağlamak için çırpınmıştır. İnsanlığın iftar tablosu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere hiçbir peygamber yoktur ki halkını hidayete davet ettiğinde şeytan bütün gücüyle karşılarına çıkarak inanmak isteyenlerin ümidini kırıp vesvese vererek onları Allah'tan, peygamberden uzaklaştırmaya çalışmış olmasın. Kavmini Allah'a davette ısrarlı olan Hazreti Adem'den aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselama, ondan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler ve nebiler her türlü zahmet, sıkıntı ve tuzaklara, şeytan ve avanelerinin bütün gücüyle saldırmalarına rağmen davalarını kavimlerine duyurabilmek için gayret göstermişler ve vazifelerini ihmal etmemişlerdir. İnsanlığın iftar tablosu Hazreti Muhammed, Hazreti İsa'dan sonraki fetret karanlığının boğucu atmosferi içinde ağır ve mesuliyetli bir yükün altına davet edilmiş, tevhid nurunu bütün insanlığa duyurma, İslam'ı temsil ve tebliğ etme sorumluluğu ile tavzif edilmiştir. Cenab-ı Hak, Ankebut suresi 18. ayette Efendimiz'e, "Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de Resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir" demesini emretmektedir. Ashab suresi 45. ve 46. ayetlerde, "Ey şanlı peygamber, biz seni insanlar arasında şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle onun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik." Sebe suresi 28. ayette ise, "Ey Resulüm, biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler" buyurmaktadır. Efendimiz bu vazife ve sorumluluğu yerine getirirken her geçen gün gelişen, büyüyen, kuvvetlenen davası karşısında müşrikler ve hasımları rahatsız olmaya başlamışlar. Hatta bu rahatsızlıklar saldırıya ve işkenceye dönüşmüş ve bunun neticesinde Taif, Habeşistan ve nihayet Medine hicreti gerçekleşmiştir. Medine-i Münevvere'de Ensar ve Muhacirler arasında Kur'an'ın İsar hasleti olarak anlattığı kardeşini kendine tercih etme şuurunun gerçekleşmesi, bu vakanın tarihe altın harflerle yazılmasına ve kıyamete kadar böylesine güzel bir kardeşliğin devam etmesine örnek olmaları açısından takdire şayandır. Bu faziletli duygu ve düşüncenin devam etmesi ancak İslami şuurun gönüllere yerleşmesi sayesinde mümkün olacağından Allah Resulü ve yıldızlar kadar değerli ve kıymetli sahabe efendilerimiz bir ömür boyu bu ruhu insanlığa anlatma ve şuurlandırma yolunda kimsenin ulaşamayacağı gayret, azim ve fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Allah'ın ehli imana karşı şeytana vesvesede bulunma fırsatı vermesi, kalplerine bir hastalık, bir şüphe olarak ve kalpleri katılaşanlar hakkında bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Din bir imtihandır. Mümin iman, akıl ve iradesiyle şeytandan gelen tayflara itibar etmeden batılı terk edip hakka sarılmalıdır. Allah'ın inayetine güvenip yeese düşmeden, Kur'an ve Resulullah'ın emrine gönülden inanarak engellere takılmadan vazifesini ifa etmeye çalışmalıdır. Zira yeryüzünde inanan müminler insanlık adına hakkın şahidi ve Resulullah da ümmetinin şahididir. Allah Resulü, Allah'a olan imanı ve güveni, takvası, adaletle muamelesi, mükemmel ahlakı, yaşayan bir Kur'an olması itibariyle Allah'ı temsil eden ve Kur'an'ın tecessüm etmiş bir şeklidir. Onu gören hakkı görmüş gibidir. Nitekim bir Yahudi alimi Abdullah İbni Selam, Efendimizin yüzünü görür görmez, "Vallahi bu simada yalan yok" deyip iman etmişti. Müşriklerden ve diğer nice kabilelerden dünya kadar insan Allah Resulü'nün ahlakı, doğruluğu, emniyet ve güven insanı olması karşısında aynı şekilde imanla şereflenmiş Allah ve Resulüne teslim olmuşlardır. Kainatın yaratılış vesilesi Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş cesetlerimize yeniden ruh olmasıyla küfre ait engellerin yavaş yavaş kalkmaya başladığı, insanlığın kararmış ufkunun aydınlandığı, tevhid nurunun dalga dalga gönüllerde makis bulduğu günümüzde şeytan ve avanelerinin kini ve nefreti artmakta ve ehli imana tuzak kurmaya devam etmektedirler.
Asırlar sonra yüce ve kutsi davayı bayraklaştırma, imanı ve Kur'an-ı Kerim'i muhtaç gönüllere taşıma adına veraset-i nebi şerefine ermiş son karakolun bekçileri, ruh mimarları, bedeni arzularını aşıp şeytanın tuzaklarını geçip Allah'ın rızasına erme ve vicdani huzura kavuşmanın mutluluğu içinde vazifelerini yapmaya çalışmaktadırlar. Bu gönül erleri kalben ve ruhen, İman ve Kur'an'dan uzaklaşanların, küfür ve dalalet çıkmazı içinde kıvrananların ve hakikate gözleri kapalı, bedeni arzularının esiri, gaflet içinde gençliğini ve ömrünü zayi eden insanlığın imdadına yetişme gayreti içindedirler. Bu şuur, bu ruhu yakalayan hakerleri, inandıkları ve huzur buldukları bu iklime bütün insanlığı davet etme adına sevdiklerinden, yurt ve yuvalarından, iradeleri dışı uzaklaştırılmış veya ellerinden her türlü imkanları alınarak zor durumda bırakılmalarına rağmen dünyanın dört bucağına giderek ilahi kelimatullahı muhtaç gönüllere duyurma adına yılmadan vefa ve sedakatle hizmetlerine devam etmektedirler. Bugün bütün insanlık semavi ses ve soluktan mahrum kalma neticesinde sıkıcı, üzücü, çile ve ızdırap dolu bir hayat sürmenin yanında rahatını, huzurunu haram ve günahlarda, içki ve kumarlarda aramakta, dolayısıyla zillet ve sefalet içinde kıvranmaktadırlar. Gönüller iman ve Kur'an nuru ile tamir edilmeden, ahlak-ı aliye ile tezyin edilmeden, haramdan helale, günahtan sevaba, şeytan tuzaklarından Allah'a hicret etmeden saadet bulmak ve huzur elde etmek mümkün değildir.